arkadaşlar. 1936 yılında Türkiye Muhasebe Uzmanlar Derneği, Yüksek Ticaret Mezunlar Derneği kuruluyor. 6 yıl sonra aynı Osman Fikret Akkun ve arkadaşları Türkiye Muhasebe Uzmanlar Derneği'ni kuruyor. Burada geçmiş dönemde Yüksek Ticaretler Derneği'nin şube başkanlığı, genel başkanlığı yaptığım devrelerde Sayın Ercan Hocam'la beraber çalıştık. Gerçekten çok iyi bir yüksek ticaretli, çok iyi bir sivil toplum örgütünü kucaklayan, Batı ülkelerinde olduğu gibi onlara her zaman destek veren, güç veren, onlar kanalıyla, yani meslek mezunlar derneklerin kanalıyla üniversitenin tanıtımı, gelişimi, duyurmasının önemli olduğunu sürekli söyleyen bir yüksek ticaret. Görüyorum ki burada da Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğimize her yıl yapmış olduğumuz Muhasebe Uzmanları Kongresi'ni açmış durumdalar. Kendilerine, huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum ve kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın Başkan. Bakanım, değerli başkanlarım, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim alanım pazarlama ama herhalde muhasebeye en yakın pazarlamacılardan birinin belki de en önde yerindeyim. Fatih Hocam benim hocam. Dergi hukukunu, dergi dersini Fatih Hocam'dan aldım. Başkanım tanıma muhasebeyi soktu sürekli. Kenan Ertuğrul'un öğrencisiyim. Artık daha fazla şeyler söylemek istemiyorum. Hakikaten muhasebe süreç çok yakın. Ayrıca bir de mali müşahit. Dergem de var. Aidatımı da öderim. O yüzden biz Altınbaş Üniversitesi olarak gerek sokak gerekse rektörümüzün desteğiyle bu toplantıya ikinci kez ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Çok üzülerek söylemek istiyorum ki çok katılmayı arzu etmesine rağmen rektörümüzün takvimi dışında gerçekleşen toplantı yüzünden kendisi aramızda olamadı. Ama çok selam ve sevgilerini iletmeni sabah telefonu açarak benden istedi. Kendisinin başarı dileklerini sizlere iletmek istiyorum. Ben çok konuşmayacağım aslında. Ama hakikaten çok büyük bir dijital dönüşümün içerisindeyiz. Bu gerçekten her meslek alanını etkiliyor. Bazı mesleklerin kaybolacağı söyleniyor ki bizim pazarlamada dağıtım kanalları ile ilgili bir meşhur bir laf vardır. Kanaldaki aracıları kaldırabilirsiniz ama aracıların üstlendiği fonksiyonları kaldıramazsınız. Bu dijital dönüşümde de ben aynı şeyleri hissediyorum. Dijital dönüşüm belki bazı mesleklere dokunabilir ama o mesleklerin icra ettiği bir takım faaliyetleri ortadan kaldırması mümkün değil. Bir de benim nedense hep gördüğüm bu tür toplantılarda hangi meslekler ortadan kalkıyor, muhasebeciliğin veya konu neyse hangi alanları yok oluyor demek işin bir tarafı ama bunun yarattığı bir olumlu taraf var. Bu dijital dönüşüm muhasebede, pazarlamada her ne alanda olursa olsun hangi yeni açılımlar yaratacak? Biraz bu tarafa da bakmak lazım. Biraz pesimist bir şekilde gidiyoruz hepimiz. Ama bu işin bu dönemde açacağı fırsatları yakalayan muhasebeci, pazarlamacı hangi meslekleri olursa olsun önü son derece parlak olacaktır. İçeride galiba bu taraftan da bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Dijitalleşme konusunda Türkiye'de çok önemli bir başarı olduğunu kimse yadsıyamaz. Önüne E olan her şeyi koyduk. E-beyanname, her ne derseniz deyin, E-BYS, her şey var. Bu çok güzel bir şey. Ama galiba bunun bir adım ötesi yapay zeka tarafı. Bu gerçekten düşündüğümüzden çok daha farklı şekilde bizi etkiliyor. Ben seni çok kendi alanımdan bir şey söyleyeyim. Benim bir sene sonra
ben bunu almam diyeceğim şeyi o ürünü satan şirket benim alacağımı biliyor. Ki ben pazarlama hocasıyım, aklımca çok doğru kararlar verdiğimi satın alırken düşünürken bazen kendi kendime hayret ediyorum. Yani bunu almam diyordum geçen sene. Ama bana öyle bir anda reklam geliyor ki hemen gidip alabiliyorsunuz. Amazon'dan alışveriş yaptığım zaman bana anlık dinamik fiyatlama denen bir şey uyguluyor. Anlık olarak bana bir fiyat veriyor. O anki durumuma göre. Arkadaki birçok parametreyi göz önüne alarak. O yüzden kendi adımla Amazon'da fiyat araştırması yaparken bir taraftan da eşimin bilgisayarıyla yapıyorum ki bilgisayarınıza bu kağıt atıyor. Orada farklı fiyat var. İnanın yapalım. İki defa bana farklı fiyat, eşime farklı fiyat, aynı ürün için önerdiğini gördüm. Nedense bana daha yüksek fiyat. Dolayısıyla bu değişimleri çok iyi takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Her bilim dalı, her çalışma alanı kendisinde bu dijitalleşmenin yaratacağı etkileri çok iyi değerlendirmek zorunda. Biz burada küçük bir muhasebe bölümüyüz. Sadece bir tane öğretmeyen var. Gülsüm. Bir kaldırabilir miyim hala? Gülsüm hocam. Bu toplantıya alkışlarınız için. Bu toplantıya çok büyük bir emeği geçti. Koordinasyonu sağladı. Ona çok teşekkür ediyorum. Şimdi sayın hocamı görüyorum. Sevgili dekanım Mehmet Özkan hocam orada oturuyor. Marmara İşletme'de 100 tane öğretim üyesi varken burada biz küçük sayılarla gidiyoruz ama hakikaten çok güçlü bir muhasebeci hocam var. Bu arada bize güç katan Masum hocam da bize ders veriyor. Onu da atlamayın. O açıdan da çok mutluyuz. Yusuf hocama teşekkür ediyorum. Fatih hocama çok özel teşekkür ediyorum. İkinci kez bize bu fırsatı verdikleri için bütün muhasebecilerin hani gerçekleri ortaya koyayım böyle pırıl pırıl giyinen biz pazarlamacılarla kıyasla daima böyle daha janti giyinen son derece zarif insanlar olduklarını zaten biliyorum ama Fatih hocam ekstra zarifliğiyle hakikaten son derece yapıcı bir şekilde bu konuyu bize ev sahibi yapma fırsatı verdi. Son olarak beni bugün çok mutlu eden şeylerden biri de sevgili Sabit Tümer Başkanı'nın oturum başkanlığı yaptığı bir yerde konuşuyor olmak. Hakikaten onun katkılarını hiçbir zaman unutamam. Muhasebe camiasına ve bizim okulumuza, Marmara Üniversitesi'ne katkılarını hiçbir zaman unutamaz. Daha fazla uzatmayacağım. Hepinize hoş geldiniz diliyorum. Diyorum saygılar sunuyorum. Hocam çok teşekkür ederim.